Furkan Muhammed Furkan'ın amcasıyım. Ben buraya karaciğer nakli için geldim. Doktorlar böbreğimin daha yorduğu, daha yorduğunu, Muhammed Furkan'a daha iyi şekilde yarayacağını söyledikleri zaman bir tereddütsüz fikrimi değiştirmeden benim demir yani doktorların evine bıraktım. Yani nakliye giren bütün hocaların ellerine sağlık. Gerçekten çok iyi, çok hijyenik bir ortamda gerçekleşti. Sıkıntısız, çok sağlam bir şekilde girdik. Bence yani organ nakli dışarıdan göründüğü kadar riskli ya da tehlikeli bir şey değildir. Kendini emin ellerde güvenilir doktorlara bıraktın mı daha nice hayatlar kurtarır, nice insanların yaşamasına sebep olabiliyor. O kadar yani yeğenimin kurtulması, salona koşması benim en büyük amacım, en büyük temennimdi. Allah bütün fırçalardan razı olsun. Gerçekten çok büyük. Yani memnun olsun. Ben de Furkan'ın amcasıyım. Organ naklini, nakil bağışlarını, her şeyini biz hayatımız boyunca ilkokullarda, derslerde hepsinde gördük biz bunları. Hiçbir gün hani aklımıza bizim bir yakınımızın organ nakline ihtiyaç olacağını düşünmemiştik. Organ nakli tahmin ettiğimiz gibi zor bir süreç değil aslında. Başta size korkutucu bir şey geliyor. Ama bunu yaşarken de, ölürken de organlarımızı toprağa vermek yerine başkalarının hayatlarını yeni bir yaşam serüveni kazandırmış oluruz. Kardeşim 8 ay süreci boyunca çok farklı bir zamandan geçip çok farklı şeylerden, çok farklı isteklerinden kaldı. İçerideydi hep, kendisi sıkılıyordu. Buraya geldik, burayı bayağı bir araştırarak gelmiştik. Buraya geldiğimiz zaman da gerek İbrahim Hoca, gerek Alper Hoca hani ihtiyaç konusunda hastaya hasta olarak değil de kendi yakınıymış gibi yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Top mu oynayacaksın? Okul eğitimini devam ettireceksin. Gide rahat yemek yiyebilecek. Değil mi? Ne istiyordun sen? Furkan ameliyattan sonra hemen bizden tost istedi. Acaba tost yiyebilir miyim? Biraz da ameliyattan önce diyetler vardı Furkan. Özellikle tuzsuz yemek gibi. Şimdi böbrek fonksiyonelde iyi olduğu için istediklerini daha rahat yiyebilecek. Ve yemeye başladı galiba, değil mi Furkan? Furkan bize Mardin'den başvurdu. Hastalığı karaciğerdeki bir enzim defektine bağlı vücutta oksalat birikimi, primer hiperoksalür diyoruz. Tanısı bu. Bu doğuştan olan bir hastalık ve şimdiye kadar böbreklerde de hasar oluşturup ve diyalize girmeye başlamış Furkan. Tabi bunun çözümü, problem karaciğerdeki bir problem olduğu için karaciğer artı böbrek nakli yapmak gerekiyordu. Aynı gün içerisinde hem karaciğer, önce karaciğer naklini, arkasından da böbrek naklini gerçekleştirdik. Şu an ameliyat sonrası 7. gününde Furkan. Her şey gayet iyi, hem karaciğer değerleri hem böbrek değerleri gayet iyi. Yavaş yavaş taburculuk vakti geliyor. Başarılı bir ameliyat ve devamında da başarılı takipler. İnşallah poliklinik takiplerinde öyle olacağını düşünüyoruz Furkan'ın. Furkan Alp karaciğerindeki bir enzim eksikliği dolayısıyla vücudu sürekli taş üreten ve bu nedenle her iki böbreği de tamamen taşlaşmış bir hale gelen ve yine bu nedenle diyaliz tedavisine başlayan bir evladımızdı. Bu hastalıkta tek başına böbrek nakli yeterli değil tabii ki, çünkü karaciğerde bu enzim eksikliği olduğu sürece vücut taş üretmeye devam edecekti. O nedenle aynı ameliyatın içinde karaciğer nakli ve böbrek nakli yaptık. Her iki ameliyat da oldukça başarılı geçti. Bugün ameliyatından sonra 8. gün normal karaciğer ve böbrek fonksiyonlarıyla taburcu ediyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Hiçbir şey olsun.